Uyuma çocuk. Videoda emeği geçen tüm kardeşlerimizi kutluyoruz efendim. Değerli misafirlerimiz, şimdi de protokol konuşmalarımıza geçiyoruz. Hemen akabinde ise birbirinden güzel sanatçılarımızın eserleri olacak ama protokol konuşmalarımızı öncesinde gerçekleştireceğiz. Selamlama konuşmalarını yapmak üzere Karaköprü Belediye Başkanımız Sayın Metin Bayzeli'yi alkışlarla kürsüye davet ediyorum efendim. Buyursunlar. Çok kıymetli valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Garnizon Komutanım, İl Emniyet Müdürüm, Haliliye Belediye Başkanım, Eyüp Belediye Başkanım, çok kıymetli kamu kurum müdürlerimiz, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, çok değerli protokol, partilerimizin siyasi temsilcileri ve en önemlisi burayı tıklım tıklım dolduran çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, değerli çocuklar, değerli Şanlıurfalılar. 15 Temmuz demokrasi ve milli irade bayramınızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz öncelikle. Evet, izlediğimiz videodan sonra gerçekten konuşmak zor. Demokrasiyi önemsemek haktır, barıştır, adalettir, kendini yönetmedir. Ve bu ülke 95 yıl önce kurulunca demokrasiyle kuruldu. Demokrasiyle insanların kendisini yönetmesi için kuruldu. Ama öncelikle bu ülkenin, bu milleti kendi özgür iradeleriyle seçtiği insanları hazmedemeyen zihniyet bu ülke darbeler yaparak ve 15 Temmuz günü olduğu gibi darbe teşebbüsünde bulunarak bu ülkeye diz çöktürmek istedi. Ama şükürler olsun, artık bu millet korkmaktan da korkmuyor. Bu millet darbe teşebbüsü yapanlara o gece darbe yaparak 15 Temmuz gecesinin o karanlık gecede, o karanlık geceyi aydınlatan aziz şehitlerimizle birlikte o darbeyi bastırdı ve gerçek demokrasiyi darbe teşebbüsü yapanlara gösterdi. Allah bu milletten razı olsun, eksikliğini vermesin diyorum öncelikle. Tabii şunu söylemekte fayda var. Gerçekten bu ülke gerek konumu itibariyle, gerek bulunduğu coğrafi konumu itibariyle her zaman şer odaklarının gözlerinin üzerinde olduğu bir toprak. Ama bizi kendi içimizden vurarak, içimizde hainler yetiştirerek her zaman için bu milleti, bu aziz milleti diz çöktürmek isteyenler her zaman oldu ve olacaktır. Ama 1960 darbesini dedelerimiz gördü, 1980 darbesini babalarımız, ama artık bu millet artık bu darbeleri görmek istemiyor ve bu darbelerin karşısında 15 Temmuz'da olduğu gibi burayı tıklım tıklım doldurarak gerekirse bir de onların karşısında durup o darbelere karşı çıkacağını gösteriyor. Allah hepinizden razı olsun diyorum değerli millet, değerli Şanlıurfalılar. Ben öncelikle şunu söylemek isterim. Şanlıurfalı 4 tane şehidimiz vardı. Ve şunu söyleyeyim. Şehitler için ölü demeyiniz diyor. Onlar yaşar ama siz bilemezsiniz. Ve şu an aramızda Ümit Yolcu da, Mustafa Direkli de, Şefik Şefkatlioğlu da, İbrahim Halil Demir de aramızda, Yıldırım da aramızdadır diyorum. Allah ruhlarını şad etsin diyorum. Peygamber Efendimizin komşuları olsun diyorum. Ve o gece şehit olan
251 tane kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Bayramınızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun, sağ olun, var olun diyor. Karaköprü Belediye Başkanımız Sayın Metin Badilli'ye konuşmalarına ötürü çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de selamlamalarını yapmak üzere Haliliye Belediye Başkanımız Sayın Fevzi Demirkol'u alkışlarla kürsüye davet ediyorum efendim. Buyursunlar. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Karaköprü Belediye Başkanım, Sayın Eyübiye Belediye Başkanım, Sayın İl Emniyet Müdürüm, Sayın Gardinizon Komutanım, Sayın Siyasi Parti İl Başkanlarım, değerli temsilcileri, heyetleri, yönetimleri, gazilikler derneklerimiz, şehit aileleri, belediye meclis üyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarının değerli mensupları, sevgili muhtarlarımız ve Şanlıurfa bölgesinin, Şanlıurfa ilinin her şehrinden, her semtinden, her mahallesinden buraya teşrif etmiş olan siz değerli aziz milletimiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki üzerinde bulunduğumuz coğrafya, üzerinde yaşadığımız vatan geçmişten bu tarafa tüm emperyalist ülkelerin iştihasını kabartan tüm emperyalist ülkelerin bu bölge üzerine emelleri olan bir coğrafya. Yunanlar için megalo iddia. Yine aynı şekilde Yahudiler için adz-ı mev'ud, yani vaat edilmiş topraklar. Nil'den Fırat'a kadar vaat edilmiş topraklar. Bu topraklarda yaşamanın da bir bedeli olacak. Bu bedeli geçmişte ecdadımız bu toprakları kanlarıyla sulayarak bize vatan eylemişlerdir. Yine aynı şekilde bu içtihadan dolayı emperyalist ülkelerin bu bölgedeki enerji kaynaklarına ulaşmasındaki aşırı obulluklarından dolayı, emperyalistliklerinden dolayı 15 Temmuz gecesi de tarihte yaşanmış bir hadiselerin bir benzerini tekrar etmek istediler. Ve emperyalist ülkeler hain örgütü, hain FETÖ örgütünü maşa olarak kullanarak o gece milli birlik ve beraberliğimize son vermek istediler. Vatanımızı bölmek istediler. Devletimizi sonlandırmak istediler ve işgal ettirmek istediler. Bu hain tuzağa ama halkımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Çanakkale'de kimler varsa onların evlatları. Yine aynı şekilde Kurtuluş Savaşı'ndaki ecdadımızın torunları. Şanlıurfa'daki 12'lerin, Şehit Nusret Beylerin torunları Türkiye'nin 81 vilayetlerinde meydanları doldurdular ve ilk defa geçmişte emperyalist ülkelerin bütün darbe teşebbüslerinde bizim çocuklar, yani İngilizce tabirde our boys kazandı diyemediler. İlk defa onların çocukları bu vatanın aziz evlatlarına yenik düştüler. İlk defa tanklara, toprağa karşı gövdesini siper eden şanlı ecdadın torunları o hain tuzağı o gece bitirdi. Ve Türkiye'nin 81 vilayetinde bilhassa Ankara ve İstanbul'da yaşanan kanlı vahşete Şehit Nusret Bey'in torunları, Şahin Bey'in torunları, Kara Yılan'ın torunları, Sütçü Yılan'ın torunları dur dediler, kanlarını döktüler. Yine aynı şekilde Nene Hatun'un torunları, Şerife Bacı'nın torunları, Tayyar Dahmiye'nin torunları
Kara Fatma'nın torunları ecdadın torunları olduğunu, ecdadın temsil ettiği misyonu unutmadıklarını Türkiye'nin 81 vilayetinden düşmana haykırdıralım. Ve sonunda 251 şehidimiz oldu. Çanakkale'deki ecdadımızın torunlarından 251 şehit kanlarıyla bu toprakları sulayarak bir kez daha bize vatan eylediler. Allah o şehitlerimizden razı olsun. Allah o şehitlerimize merhametiyle, şefkatiyle muamele etsin. Ama bizim o şehitlerimize karşı, onların bize emanet bıraktıklarına karşı namus borcumuz vardır. Onların emaneti bizim emanetimizdir. Evlatları bizim evladımızdır. Babaları bizim babamızdır. Anaları bizim anamızdır. Ama en mühimi onların şehadetinin sebebini gelecek nesillere aktarmak bizim namus borcumuzdur. Ama o şehitlerimiz bizden şükran beklemediler. O şehitlerimiz zaten şehitliğin ölümsüzlük olduğunu bilerek, karşılığını Cenab-ı Hak'tan bekleyerek ve ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı diyerek kanlarını döktüler, şehit oldular. Yine o şehitlerimiz mükafatı Cenab-ı Hak'tan beklediler. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor peygamber diyerek karşılığını ahirette alacaklardı. Ama bizim de bu toprakları her zaman için müdafaa etmemiz, milletimizin birlik ve beraberliğini her zaman için temin etmemiz ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmamız gerekmektedir. O geceki 251 şehidimiz, Çanakkale'deki şehitlerimiz ve tarih boyunca şehit olan tüm şehitlerimiz Allah için, Kur'an için, ezan için, vatan için, millet için, bayrak için kanlarını döktüler. Allah şehadetlerini kabul eylesin. Bize düşen de onların şehadet sebeplerini gelecek nesillere aktarmak. Ama onlar istese de istemese de, egemen güçler istese de istemese de şunu bilsinler ki şehitliğin ölümsüzlük olduğunu bilen bir milleti ölümle korkutamayacaklardır. Onlar istese de istemese de Avrasya tüneli açılmıştır. Onlar istese de istemese de Yavuz Selim Köprüsü yine aynı şekilde dünyanın en büyük havaalanı, onlar istese de istemese de Kanal İstanbul yapılacaktır. Ve inşallah gelecekte kainata nizam veren lider ülke Türkiye olacaktır. Sadece geçmişte paktlara bağlı bir ülke değil, lider ülke olacaktır. Ve bu şehitlerimiz sayesinde inşallah bizler de onların torunlarını en iyi şekilde bu değerlerimizi aktardığımız zaman gelecek Türkiye'nin olacaktır, gelecek İslam'ın olacaktır, gelecek birlik beraberliğimizin olacaktır. Ve şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Sancağım tevhid, bayrağım hilal. Birisi yeşil, ötekisi al. İslam'a acı, düşmandan öcal. İslam'ı abad eyle ya Rabbi. Düşmanı berbat eyle ya Rabbi diyorum. Ve bu meydanı dolan gençlerimizle birlikte, analarımızla, bacılarımızla birlikte, genç çocuklarımızla birlikte şunu haykırmak istiyoruz. Özümüz bir, sözümüz bir, duamız bir, davamız bir, gayemiz bir diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Halilliye Belediye Başkanımız Sayın Fevzi Demirkol'a şükranlarımızı sunuyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. Değerli misafirlerimiz,
Bu etkinliğimiz tabii ki Şanlıurfa'mızın 407 televizyonu aracılığıyla da canlı olarak yayınlanmaktadır. Kanal Urfa, Hedesa TV, Güneydoğu TV ve Duru TV aracılığıyla bizleri izleyen tüm izleyicilerimize selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Şimdi de selamlamalarını yapmak üzere Eyyubiye Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ekinci'yi alkışlarla kürsüye davet ediyorum efendim. Buyursunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Valim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, çok değerli İl Emniyet Müdürümüz, Alay Komutanımız, Halliye Belediye Başkanımız, Karaköprü Belediye Başkanımız, siyasi partilerimizin çok değerli başkanları, temsilcileri, şehit ve gazi aileleri derneğimiz, çok değerli Şanlıurfalılar, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nüzü tebrik ediyorum. Çok değerli misafirler, hepimiz biliyoruz ki 1071 Malazgirt zaferiyle bu topraklar bu millet için ilelebet vatan olarak kılındı. Ve o günden bugüne de bu topraklar üzerinde mensubu olduğumuz milletimiz birçok medeniyet tabii ki yaşattı. Ve bu medeniyetler içerisinde barış vardır, kardeşlik vardır, dostluk vardır, yardımseverlik vardır, paylaşmak vardır. Yine bu millet Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurdu. Sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'nu ve sonrasında da tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurdu. Tabii ki bu kutlu yolculukta zaman zaman tökezlemeler oldu. Ama bu tökezlemelere karşı da bu millet her zaman dik duruşunu gösterdi. Bu milletin tarihine dönüp baktığımız zaman çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un fethi vardır. Yine bu milletin tarihinde Çanakkale vardır. Bu milletin tarihinde Kurtuluş Savaşı vardır. Ve bu kutlu yolculukta hep biliyoruz ki bu milleti bu kutlu yolculuktan alıkoymak adına birçok kumpaslar kuruldu. En son Osmanlı İmparatorluğu üzerine oynanan oyunlar hepimizin de hatırasında, hafızasındadır. Şu anda 36 ülkenin kurulduğu Osmanlı İmparatorluğu fiziki anlamda çok daha büyük idi Türkiye Cumhuriyeti'nden alan olarak. Ama geldiğimiz nokta itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artık gönül coğrafyamız fiziki sınırlarımızı çoktan aşmıştır. Çok değerli misafirler, Şanlıurfalılar, 15 Temmuz darbe girişimine baktığımızda hemen öncesinde aslında bunun ayak sesleri vardı. Bu millet çünkü tekrar ayağa kalkmıştı. Bu milletin şahlanışı tekrar başlamıştı. Ve AK Parti hükümetlerinin kurulmasıyla beraber artık bu millet kendi içinden liderler ortaya çıkarttı. Ve bu liderler tabii ki de milletin menfaatini merkezine aldılar. Dolayısıyla milletin şahlanışını gören karanlık güçler oyunlarına tekrar tekrar başladılar. Ve en son 15 Temmuz darbe girişimi gibi karanlık bir gelecek planladılar bu millete. Ama bu millet bütün mensubiyetlerini bir kenara bırakarak, bütün siyasi düşünceleri bir kenara bırakarak kenetlendi ve bir araya geldi. Bir araya gelerek şöyle dedi: cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz dedi. Tabii millet yürüyünce tanklar durdu. Millet yürüyünce uçaklar yere indi. Millet yürüyünce ümmetin duası başladı. Ümmetin duasıyla beraber o
bizim için planlanan karanlık bir gelecek aydınlık bir sabaha dönüştü. Dolayısıyla da şu ortaya çıkıyor. Biz bir olduğumuz zaman, beraber olduğumuz zaman tabii ki bizi kimse yıkamaz. Söz konusu olan vatansa, söz konusu olan bayraksa, söz konusu olan üzerinde yaşadığımız topraklarsa tabii ki gerisi teferruattır diyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yine biliyorsunuz rahat durmadılar. Bu sefer ekonomik anlamda darbeler yapmaya çalışıyorlar. Halen de devam ediyor. Ve tabii ki bunları gördüğümüzde zaman zaman da belki de insanlarımız acaba ne olacak diyor. Ama ona da şairin bir cevabı vardır aslında. Diyor ya şair, tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı diyor şair. Evet, ufka bakıyoruz ve yeni inkılaplarla bu millet inşallah geleceği için yol yürümeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Şanlıurfalı şehitlerimiz olmak üzere 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günün için şehit olan tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabırlar diliyoruz. Gazilerimize de huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyoruz. Rabbim bir daha bu tarz 15 Temmuzlar yaşatmasın. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim 1000 yıl öncesinden başlayan kutlu yolculuğumuzu ilelebet devam ettirsin diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Eyviye Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ekinci'ye konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de selamlamalarını yapmak üzere AK Parti İl Başkanımız Sayın Bahattin Yıldız Beyefendi'yi alkışlarla kürsüye arz ediyorum. Buyurun başkanım. Çok değerli valim, Büyükşehir Belediye Başkanım, ilimizin çok kıymetli protokolü, çok değerli Şanlıurfalı hemşehrilerim. Hepiniz 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ey Şanlıurfa, ey sevdası tarihe destan olmuş yiğit kent, ey kardeşliğimizin kalesi şanlı mozaik, 15 Temmuz silahlı darbe girişimini bozguna uğratan tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilen aziz Şanlıurfa hemşehrilerim. O gece biz ölümüne, ölümüne şiarıyla tüm Şanlıurfa'yı, tüm Türkiye'yi can siparihane savunan FETÖ'cü hainlere karşı her bireyi Recep Tayyip Erdoğan olan 81 milyon insanımıza selam olsun. O gece kaderin üstünde bir kader vardır diyerek milletinin yanında halkıyla beraber saf tutan ezilenlerin gür sesi, dünya mazlumlarının umudu Recep Tayyip Erdoğan'a selam olsun. Bugün Şanlıurfa'mızda ve ilçelerimizdeki meydanlarda ve tüm Türkiye'de coşkuyla, gururla söylenen özgürlük türkülerinin asıl bestekarı milletimizin bizzatihi kendisidir. 15 Temmuz gecesi sokaklarda Suni Alevi yoktu, Türk-Kürt yoktu, Çerkez Roman yoktu. 15 Temmuz'da tıpkı Çanakkale'de İstiklal Harbi'mizde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek, iradesini bir avuç darbeciyi çiğnetmeyen büyük bir Türkiye, yiğit bir Şanlıurfa vardı. Üzerinde sere serpe gezindiğimiz toprağın her bir metrekaresi hürriyet ve istiklale kendisini adamış nice kahramanın şehit kanıyla sulanmıştır. Aziz milletimizin dünya demokrasi tarihine canıyla, kanıyla yazdığı 15 Temmuz demokrasi destanı milli hafızamızdan asla silinmeyecek büyük bir öneme sahiptir.
vatan haini FETÖ ve işbirlikçilerinin kanlı darbe girişimi karşısında vakur, cesur ve Ali Cenap tutumuyla Türkiye'ye örnek olan şanlı kentimizin 15 Temmuz gecesindeki onurlu duruşu tarihin her bir sayfasında nesiller boyu anlatılacaktır. Bu darbeye karşı Mekke durmuş, Medine set olmuştur. Filistin siper olmuştur. İslamabad, Bakü, Fas, Tunus, Cezayir, Bağdat o gece saflarını daha da sıklaştırmıştır. Kısacası dünya mazlumları o gece darbeye ve ihanet çetesine kurşun olup yağmıştır. Yüreği Türkiye ile atan bütün dünya mazlumlarına selam olsun. O gece Halil İbrahim'i bir sevdayla meydanlara ve karargahımız AK Parti il binasına koştunuz. O gece ellerinde Kur'an, gönlünde ülke sevdasıyla Fatma nineler sokaktaydı. Ezanlar susmasın diye Ahmet dedeler duadaydı. Geleceği elinden alınmasına izin vermeyecek yiğit Halil İbrahimler alanlardaydı. Kısaca Şanlıurfa yine şanına yakışanı yapıp devletine, ezanına ve milletine sahip çıkıyordu. Ey katil sürüleri, ey bu vatana göz dikmiş hainler, ey küresel güçlerin maşaları, siz hala anlamadınız mı? Başaramayacaksınız. Bin yıllık kardeşlik Türk'ümüze engel olamayacaksınız. Birliğimize ve dirliğimize göz dikemeyeceksiniz. Kardeşliğimize halel getiremeyeceksiniz. Ezanlarımızı, senalarımızı susturamayacaksınız. Ve en önemlisi bu cennet vatanı bölemeyeceksiniz. 15 Temmuz darbe girişiminde ülke ve lider sevdalısı 246 şehidimiz var. Yiğit Mustafa'mıza, kahraman İbrahim Halil'imize, bayrak sevdalısı Şefi'imize, ümidimize ve diğer kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim onları şefkatiyle, merhametiyle kuşatsın. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Hain darbe girişimiyle yine canını siper ederek durduran gazilerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha 15 Temmuz'ları yaşatmasın. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. AK Parti İl Başkanımız Sayın Bahattin Yıldız'a konuşmalarına ötürü çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, bizlerin sol tarafı, sizlerin ise sağ tarafında bulunan alanda, kürsü üzerinde 15 Temmuz şehitlerine anı defteri bulunmaktadır. Dileyen misafirlerimiz 15 Temmuz anılarını burada yazarak ödümsüzleştirebilirler. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi Beyefendi alkışlarla kürsüye arz ediyorum. Sayın Valim, Sayın Garnizon Komutanım, çok değerli Halil'e, Karaköprü ve İBB Belediye Başkanı arkadaşlarım, çok değerli siyasi partilerimizin il başkanları, kamu kurum kuruluşlarının çok değerli temsilcileri, İl Emniyet Müdürüm, Jandarma Komutanım, çok değerli meclis üyesi arkadaşlarımız, gazilerimizin ve şehitlerimizin çok kıymetli dernek başkanları, değerli Şanlıurfalı kardeşlerim, hepiniz 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Gecesi'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Değerli hemşehrilerim, birçok konuda konuşmalar yapıldı. Esas olan şudur. Bizim 15 Temmuz gecesini ve 15 Temmuz öncesini ve 15 Temmuz sonrasını çok iyi anlamaktır. Türkiye imkanlarıyla büyüyen, Türkiye'nin imkanlarını kullanan, Türkiye'nin ve Türk insanının, Anadolu'nun merhametini, yüreğini,
yardımseverliğini, cesaretini kullanan insanlar vardı aramızda. İşte bu insanlara bu topraklar imkanları sunmuştu. Fakat tarih boyunca her zaman bu coğrafyayla oynayan, her zaman bu coğrafyanın içerisinde bu hainleri bulan ve bize karşı, aziz Türk milletine karşı kullanan unsurlar vardı. 15 Temmuz'dan önce de vardı, sonra da var olacaktır. Türk milleti büyük bir millet, cesaretli bir millet. Kahramanlıkları tarih defterlerinde topdolu bir şekilde sürekli yaşamıştır ve yaşayacaktır. İşte bizler bu anlamda çok uyanık olmamız lazım. Artık kendi gençliğimizi, eğitim sistemimizi, diyanet sistemimizi ülke olarak bizim milletin hakimiyetinde kamu kurum ve kuruluşların hukukun vermiş olduğu yetkide kullanmak suretiyle geleceğe doğru gençlerimizi yürütmemiz lazım. Eğer biz buradan ders çıkarmazsak bu topraklar çok kıymetli. Türkiye'miz çok değerli ve dolayısıyla muhakkak bizimle uğraşacaklardır. İşte bu hain darbe girişimine karşı 251 şehit vererek birçok gazi ile 1600'ün üzerinde gazi ile o geceyi bize yaşatan şehitlerimize sonsuz rahmet diliyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı iletiyoruz. Eğer bugün burada konuşuyorsak tabii ki onların sayesindedir. Ama Allah'ın izniyle hepimiz birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz. Tarihimizi çok iyi okuyacağız ve okutacağız. 15 Temmuz gecesini çok iyi anlamamız lazım. Ve bundan sonra da şunu bilmeleri gerekiyor. O gece 251 şehit verildi. Bugün de olsa, yarın da olsa bu aziz millet tekrar aynı şehitleri verecek ve bu tür düşünen insanların karşısında cesaretle, birlikte, beraberlikle, çocuğuyla, ailesiyle bir ve beraber olarak duracaktır. Ve buradan Allah'ın izniyle şunu söylemek istiyorum. Şehitlerimiz rahat uyusunlar. Gazilerimize sağlık diliyoruz ve sağlıklı bir yaşam içinde olsunlar. Ve bizler hiçbir zaman onları unutmayacağız, unutturmayacağız. Ve elimizden geldiğince daha çalışkan olarak, daha geleceğe bir ufukla bakarak, ülkemizi severek, hepimizin kardeşliğine önem vererek, bizim birliğimize kastedenlerin karşısında durarak geleceğe başarılı bir şekilde yürüyeceğimizi sözünü veriyoruz. Ve Allah'ın izniyle onların kanı da hukuk çerçevesi içerisinde yerde kalmayacak diyorum. Ve bu güzel geceyi Şanlıurfalı kardeşlerimizin birliği ve beraberliğine sahne olarak hepiniz bu güzel paylaşımda bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Sağ olun. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi'ye konuşmalarına ödülü çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Şanlıurfa Valimiz Sayın Abdullah Eri Beyefendi'yi alkışlar diye kürsüye tercihlerini arz ediyorum efendim. Buyurun. Çok değerli garnizon komutanım, Büyükşehir Belediye Başkanım, ilçe belediye başkanlarımız, rektörüm, kamu kurum kuruluşlarının çok değerli başkanları, müdürleri, temsilcileri,
sivil toplumun, meslek kuruluşlarının çok değerli üyeleri, başkanları, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın çok değerli mensupları, üyeleri, Şanlıurfalı hemşehrilerim, hepinizi en kalbi duygularla, saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Buradaki Şanlıurfalı kardeşlerimi, televizyonları başında bizleri izleyen bütün hemşehrilerimi, en samimi ve en kalbi duygularımı kendilerine iletmek, tarih boyunca peygamberler şehri mensupları olarak ortaya koydukları cesaret, kahramanlık, mücadele azmini tebrik etmek istiyorum. Yine sözlerimin başında o meşhum gecede canlarını hiçe sayarak göstermiş oldukları eşsiz kahramanlık, cesaret, feragat ve fedakarlıkla peygamberimize komşu olma şerefine nail olan 251 şehidimizin hepsini şükranla, rahmetle, minnetle ve saygıyla selamlıyorum. Yine o ihanet teşebbüsü karşısında büyük bir cesaret göstererek canını ortaya koyan ve bugün bir kısmı aramızda olan bütün gazilerimizi de bütün milletimiz adına şükranla ve saygıyla selamlıyor. Kendilerine Cenab-ı Allah'tan sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyorum. Çok değerli kardeşlerim, benden önce belediye başkanlarımızı, il başkanımızı dinlediniz. Hepsinden önemlisi hep birlikte Cumhurbaşkanımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlediniz. Aslında ifade edilecek, dile getirilecek duyguların hepsi getirildi. Hepsi söylendi. Ama 15 Temmuz ihanet teşebbüsü, darbe girişimi, işgal girişimi, o kadar büyük bir olay, o kadar meşhum ve lanetli bir meseledir ki bu memleketin her bir ferdinin her zaman dile getireceği bir duygusu ve söyleyeceği bir sözü vardı. İkinci sene-i devriyesini hep birlikte idrak ediyoruz. Zaman su gibi akıp gidiyor. Hafıza-i beşer de nisyan ile maluldür maalesef. Unutkanlıkla maluluz. Bazı şeyleri, olayları çabuk unutabiliyoruz. Ama 15 Temmuz'u, o gece yaşananları, bu millete yaşatılmak istenenleri bizler unutmayacağız. Evlatlarımıza ve gelecek nesillere bunu aktaracak ve hafızalarımızda ve gönlümüzde sürekli bunu canlı tutacağız. O gece şehitlerimizi ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Onların bize emanet olarak bıraktıkları ailelerini unutmayacak, onları ailemizin bir ferdi gibi göğsümüze ve bağrımıza basacağız. O gece Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin 81 vilayetinde, bütün ilçelerinde ve yerleşim yerlerinde tanka karşı, topa karşı, uçaklara karşı,
otomatik silahlara karşı bedenini siper eden, cesurca, kahramanca bu millete yaraşır bir duruş sergileyen bu aziz milletin hiçbir ferdinin gösterdiği cesareti, kahramanlığı unutmayacağız ve unutturmayacağız. Aradan geçen 2 yıl, bu 2 yıllık süreç içerisinde meydana gelen olaylar, yaşanan gelişmeler ve özellikle FETÖ terör örgütünün mensuplarının, yardakçılarının ve yaltakçılarının adalet önünde görülen davalarının ortaya koyduğu bu darbe teşebbüsüne iştirak edenlerin faaliyetleri ortaya çıktıkça o gecenin şiddeti, niyeti ve alçak emellerine ve o gece yine ortaya konan direnişin manasına, önemine ve ehemmiyetine biraz daha vakıf oluyoruz. Evet, o gece başarılı olsalardı binlerce kişinin infaz edildiği mezbahaneleri hazırlamışlardı. O gece Allah korusun başarılı olsalardı memleketimizin dört bir tarafındaki spor salonlarını hapishanelere döndürmeyi düşünmüşlerdi ve planlamışlardı. On binlerce kişinin tutuklandığı, suçsuz, günahsız annelerin, babaların, bacıların, kardeşlerin suçu sadece birliğimize, beraberliğimize ve bütünlüğümüze, bayrağımıza bağlı olmak ve bunun için meydana çıkmak olan on binlerin hapishanelerde tutulduğu bir yurt satrıyla karşı karşıya kalacaktır. Ve onlar utanmadan demokrasi adına çıktıklarını söyleyecek, demokrasiye sahip çıktıklarını beyan ederek demokrasiyi katledeceklerdi. Birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi ve büyümemizin önüne set çekeceklerdi. Çok değerli kardeşlerim, aradan geçen zaman içerisinde her sene-i devriyesinde ve her yıl ve her zaman oturup düşünmek, 15 Temmuz'un ne anlama geldiğini muhasebe etmek, 15 Temmuz'a getiren sebepleri araştırmak, altında yatan sebepleri irdelemek, darbe teşebbüsünün, işgal girişiminin iç dinamiklerini iyi anlamak zorundayız. Bu sadece 15 Temmuz'da 2-3 saat içerisinde yaşanan ve bir tarafa bırakılacak bir olay değil. Bu millet tarih boyunca erkek gibi ayakta durabilmiştir. Hiçbir zaman diz çökmemiştir. Boyun eğmemiştir. Hiçbir kimseye yaltakçılık ve yardakçılık yapmamıştır. Korkmamıştır. Binlerce yıl bu milletin tarihi cesaretle, kahramanlıkla, cengaverlikle, mücadelelikle, savaşla bezenmiştir, dop doludur. 15 Temmuz'da da bunu ortaya koymuştur. İyi hesaplamışlardı, iyi planlamışlardı. Emperyalistlerin, küresel güçlerin 40 seneye aşkın bir süre yurt içerisinde memleketin ve devletin imkanlarını sonuna kadar kullanarak ve tüketerek besledikleri işbirlikçileriyle, hainleriyle birlikte bu milletin boyunduruğuna kement atmaya çalıştılar.
Onların hesabında başarısızlık yoktu. Ancak bu milletin tarih boyunca gösterdiği cesareti, tarihi birikiminde ve geçmişinde olan kahramanlığı ve hepsinden belki önemlisi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu dirayeti ve bundan da önemlisi Cenab-ı Allah'ın yardımını hesaba katmamışlardı. Amaçladıkları şey şuydu: son 20 yıldır tekrar özüne dönen, milli şuuru tekrar canlanan, o küçücük filizin tekrar yeşermeye, hayat bulmaya, canlanmaya başladığı, bütün mazlumlara umut olan Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu ülkenin gösterdiği bu yükselişe dur demek, durdurmak vardı. Bunun öncülüğünü ve liderliğini yapan Cumhurbaşkanımızı etkisiz hale getirmek ve Marmaris'e gönderdikleri suikastçılar aracılığıyla şehit etmek vardı. Devleti işlemez hale sokmak vardı amaçların içerisinde. Etnik yapıları ve mezhep farklılıkları üzerinden iç kargaşa ve savaş çıkarmak vardı. Büyüyen, güçlenen, kendine gelen, savunma sanayini geliştiren, ekonomisi dünyanın en büyük ekonomilerinin arasına girmeye aday olan ve daha büyüğünü milletine ve dünyaya vaat eden bu ülkenin kalkınmasının, gelişmesinin, daha çok büyümesinin ve kendilerine göre tehdit oluşunun önüne geçmek vardı hesaplarında. Allah'ın yardımı ve milletin ortaya koyduğu dirayetle bu kurdukları tuzaklar, bu yaptıkları planların hepsi başlarına geçirildi. Her şerden bir hayır doğar şeklinde bizim sözümüz var, milletin atasözü var biliyorsunuz. Evet, o gece çok büyük bir şerden aslında çok büyük bir hayır doğdu. Emperyalistlerin, küresel güçlerin kana buladıkları, savaşa, yıkıma mahkum ettikleri İslam dünyasının son kalesini yıkmak üzere teşebbüse geçtiklerinde bu millet ve Cenab-ı Allah buraya kadar dedi. Millet tekrar kendine geldi. Millet tekrar kendini buldu. Bu hayra vesile oldu. Bu geceden çıkaracağımız dersler var. Belediye başkanımız da kısmen değindi. Cumhurbaşkanımız büyük bölümüne değindiler, söz ettiler. Çok değerli kardeşlerim, 15 Temmuz'dan çıkaracağımız en büyük ders, milletin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu o direniş ruhunu diriliş ruhuna çevirmektir ve bunu devamlı kılmaktır. Bu diriliş ruhunun devamı bu milletin istikbali ve tüm İslam ümmetinin ve mazlum milletlerin istikbali ve geleceği için son derece kritik bir öneme sahiptir. Öbür taraftan bu meşhum girişimin kimin eliyle yaptırıldığını biliyoruz. Buna FETÖ terör örgütü diyoruz. Aynı PKK, IŞİD terör örgütleri gibi. Ama aslında bu mesele ne FETÖ ile başladı ne de FETÖ ile bitti. FETÖ terör örgütü sadece bir maşadır. Sadece bir yaltakçıdır. Sadece bir yardakçıdır. Sadece ve sadece bir hizmetçidir. Bunun perde gerisinde olan
güçleri de iyi bilmemiz ve bu milleti de, bu devleti de o güçlerin sahip olduğu araçlara, gereçlere ve imkanlara göre geleceğe hazırlamamız lazım. Çıkaracağımız en büyük derslerden bir tanesi de budur. Karşımızda sadece aklı, fikri, zihni ve kalbi esir edilmiş FETÖ çetesinin üyeleri yok. Onların eliyle gerçekleştirilmek istenen o ihanet teşebbüsünün başarılı olması halinde sınır boylarında ve Batı blokunun birçok ülkesindeki mahfillerde dört gözle bekleyen ve belki 200 yıllık hesaplaşmanın son raundunu bu topraklar üzerinde oynamaya çalışan güçler var. Karşımızda bunlar var. Sadece FETÖ deyip geçiştiremeyiz. Bu milleti karşımızdaki bu güçlere göre hazırlamak, geleceğe buna göre hazır etmek ve milletimizin her bir fendini de buna göre donatmak ve yetiştirme mecburiyetimiz var. Öbür taraftan bu milletin ortaya koyduğu direnişi iyi anlamamız ve bundan da dersler çıkarmamız lazım. O gece benden önce sizlere hitap eden kardeşlerimizin de ifade ettiği gibi meydanlarda milletimizin her bir rengi, her bir ferdi, her bir unsuru meydanlardaydı. Vatan ekseninde, iman ekseninde, Allah ve Peygamber ekseninde birleşen, buluşan, omuz omuza veren, baş başa veren, güçlerini birleştiren ve geriye kalan bütün ayrılıkları elinin tersiyle bir tarafa iten bir birliktelik ruhu vardı. Bu ruhu korumamız, güçlendirmemiz ve geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımamız ve taşınmasına hep birlikte vesile olmamız lazım. Öbür taraftan nasıl olur da on binlerce, yüz binlerce belki bu memleketin evladının bir tane kaçkın akli melekeleri yerinde olmadığını düşündüğümüz bir tane meczuba bütün bedenini ve ruhunu teslim eder. Bunun da muhasebesini ve bunun da iyi analizini yapmamız lazım. Okumuş, en iyi üniversitelerde eğitim görmüş, dünyadaki bütün gelişmeleri takip edebilen, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan bu memleketin evlatlarının nasıl olur da aklını, zihnini, beynini, kalbini şartsız ve koşulsuz bir şekilde bir tane meczuba emanet eder, bunun da muhasebesini hep birlikte yapmamız lazım. Büyükşehir Başkanımızın da ifade ettiği gibi bunun muhasebesini sadece sözde değil, eğitim sistemimizi, idari yapımızı, kamu yönetimi anlayışımızı, sosyal ilişkilerimizi ve toplumsal anlayışımızı ve yaklaşımlarımızın hepsini gözden geçirmek, dini istismar aracı olarak bu tür meczupların eline mahkum etmekten kurtarmamız gerekiyor. Çok değerli kardeşlerim, aslında 15 Temmuz 200 yıllık bir hesaplaşmanın son raunduydu. Biliyorsunuz 600 yıla yakın bir süre dünyanın her köşesine adaleti, hakkaniyeti, barışı, sevgiyi ve kardeşliği taşıyan o şanlı, şerefli dedelerin torunlarıyız. Osmanlı'nın torunlarıyız.
Osmanlı'nın son dönemiyle birlikte zayıflamaya başladığı, güçten düştüğü son dönemlerde yine FETÖ'ye benzer işbirlikçiler çıkmıştı biliyorsunuz. İngiliz muhipleri, Amerikan mandacıları, şunun bunun yardakçıları türemişti o zaman da biliyorsunuz. Ve bu kutsal vatan topraklarını bu ülkelerin emperyal emellerine peşkeş çekmek için onlarla işbirliği yapan ismini zikretmeye gerek yok. Yerli hain işbirlikçiler türemişti. Ve 1908 yılında da bu devlet komitacılara teslim edilmişti. O zamanın emperyal güçlerinin başında bulunan İngilizler o 600 yıllık büyük imparatorluğun, adil imparatorluğun öcünü almak için iki tane proje ortaya koydu. Bunlardan bir tanesi tarih yapıcı bir aktör olan İslam'ı tarihten uzaklaştırma projesiydi. Çok iyi analiz etmişlerdi. Eğer İslam'ı tarihten uzaklaştırıp aktör olmaktan çıkarırlarsa beynini kaybetmiş makinalara dönüşen İslam ümmetini istedikleri yere sürükleyebileceklerdi. Osmanlı'yı durdurarak ve Hindistan'ı, Müslüman Hindistan'ı da paramparça etmek suretiyle bu hedeflerini gerçekleştirdiler büyük ölçüde. Diğer projeleri de şuydu. Müslüman toplumları İslam'dan uzaklaştırma projesiydi. Ve bu projeyi de aradan geçen 200 yıllık süreçte şöyle bir hızlı bir bakış attığınızda tarihe bunun da büyük ölçüde gerçekleştiğini görüyoruz. Bu ikinci hedefi gerçekleştirmek için çok değerli kardeşlerim iki şey yaptılar. Bir, İslam'ı özünden uzaklaştırmak için Vehhabiliği icat ettiler. Selefisizlik dediğimiz peygamberden sonraki hiçbir İslami düşünceyi, akımı ve yorumu kabul etmeyen, inkar eden, terörü meşru kılan bir mezhebi, bir anlayışı Arap ülkelerine yerleştirdiler. Öbür taraftan da Hindistan'da çok üzerinde düşünülmesi gereken ve Türkiye'nin FETÖ ile birlikte yaşadığı bu sıkıntılı ve acı günleri hatırlatan Kadiyaniliği geliştirdiler. Kadiyaniliğin tarihine bakın, FETÖ'nün ve FETÖ'nün başındaki meczubun hikayesidir. Zaman zaman İslam'ı protestanlaştırmak, laiklaştırmak, özünden uzaklaştırmak, bu milletin özünden ve bağrından bunu koparıp almak için bu projeleri zaman zaman Türkiye'de ve dünyanın değişik ülkelerinde uygulaya geldiler. Peki onlar bunları yapıyorlar. Bizler dünyaya nizam veren millet, insanlığa ahlakı, erdemi, güzelliği, adaleti, şefkati taşıyan millet ve ümmet, bizler ne yapıyoruz? Birbirimizi yemekten, birbirimizle didişmekten, birbirimizle kavga etmekten, kardeş bildiklerimizin canına, malına, namusuna göz dikmekten artık vazgeçmeliyiz. Emperyal güçlerin, emperyalistlerin oyuncağı olmaktan artık bir an önce kurtulmalıyız. Bu ümmetin ve mazlum dünyanın tekrar ayağa kalkışı çok net ve açık bir şekilde söylüyorum. Bu milletin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu direniş ve diriliş ruhuyla mümkün olacak. Kaderimizde bu var. Bu kaderden kaçamayız.
bu görev benim görevim görevim değildir diyemeyiz. Bu sorumluluğu bir tarafa bırakıp gündelik işlerin meşgalesine kendimizi kaptıramayız. Yöneticisiyle, siyasetçisiyle, memuruyla, amiriyle, sıradan vatandaşıyla, esnafıyla, çiftçisiyle, köylüsüyle, omuzlarımızda, sırtımızda, bütün ümmetin, bütün mazlumların, bütün mağdurların yükü var. Bu yükün gerektirdiği saygınlıkta, çalışkanlıkta ve beceride olmamız gerekiyor. Kendimizi, çevremizi, ailemizi, sosyal çevremizin tamamını buna göre yeniden dizayn etmemiz gerekiyor. Çok değerli kardeşlerim, bu gecenin tertip edilmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediye'miz başta olmak üzere ilçe belediyelerimize katkı sunan bütün kardeşlerimize gönülden teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunmak istiyorum. Şanlıurfa olarak bu diriliş ve direniş ruhunun canlı tutulması, gelecek nesillere aktarılması konusunda örnek teşkil edebileceğimiz bir il olduğumuzu ifade etmek isterim. Sahip olduğumuz beşeri sermayeyle, yeraltı, yerüstü zenginliklerimizle, dinamik nüfus yapımızla bunu gerçekleştirebilecek potansiyele ve güce sahibiz. Tek koşulu var. Her türlü ayrılığı ve gayrılığı bir tarafa bırakmaya bağlıdır. Bunu yapabilirsek sadece Şanlıurfa'nın değil, memleketimizin kalkınması, büyümesi, daha ileri noktalara taşınmasında öncü ve kilit bir rol oynayacağımıza yürekten inanıyorum. Bu duygularla bütün şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere, Şanlıurfalı 15 Temmuz şehitlerimiz de başta olmak üzere, terörle mücadelede, yurt içerisinde ve yurt dışında birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, istiklalimiz ve istikbalimiz için mücadele ederek şehit düşen aziz şehitlerimizin hepsini rahmetle, minnetle ve şükranla bir kez daha yad etmek istiyorum. Bütün gazilerimize de sağlık, huzur ve uzun ömürler temenni ediyorum. Ve bu vesileyle bu gece buraya akın akın eden Şanlıurfalı kardeşlerimin hepsine, televizyonları başında bizleri izleyen bütün kardeşlerime en samimi, en kalbi duygularla saygılarımı, hürmetlerimi, şükranlarımı sunarak hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şanlıurfa Valimiz Sayın Abdullah Erin'e konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. Ve şimdi aramızda minik bir Ecrin kardeşimiz var. 15 Temmuz destanı şarkısını okumak üzere kendisini hemen sahneye davet edelim. Bilenler varsa aranızda tabii ki şarkımıza hep beraber eşlik ediyoruz. Gel Ecrin. Bir cesaret alkışı da alalım ama. Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı. Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı. Gün bugündü, bütün millet ayağa kalktı. Çoluk çocuk, ihtiyar genç sokaktı. Demokrasi darbeymiş aşkını millet. Ya özgürlük bundan sonra yahut azillet. Milyonların ayak sesi titretti yeri. Elde bayrak, dilde tek bir koştu ileri. Demokrasi destanında şahitler biziz. Bir ölünce bindirilen şehitler biziz. Başkomutan emir verdi, inin meydana. Sahip çıkın al bayrağı,
aziz vatana. Serden geçtik vatan millet Allah aşkına. Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına. Serden geçtik vatan millet Allah aşkına. Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına. Yerden gökten o hainler ölüm saçarken, nice canlar şehit düştü bayrak açarken. Kimi tanka kafa tuttu, kimi silaha. Demokrasi çiğnenmesin diye bir daha. Demokrasi darbeymiş aşkını millet. Ya özgürlük bundan sonra yahut azillet. Milyonların ayak sesi titretti yeri. Elde bayrak dilde tekbir koştu ileri. Demokrasi destanında şahitler biziz. Bir ölünce bindirilen şehitler biziz. Başkomutan aşkına. Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına. Serden geçtik vatan millet Allah aşkına. Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına. Alkışlarla uğurluyoruz. Teşekkür ediyoruz sevgili Ecrin'e. Güçlü alkışlar ama. Eyvallah. Harikasınız. Çok çok teşekkürler Ecrin kardeşim. Rabbim seni bağışlasın. Evet değerli misafirler, tabii aramıza MHP il başkanımız da aramızdalar. Sayın Mahmut Güneş de aramızda. Hoş geldiniz efendim. Şanlıurfa hazır mıyız? Grup yürüyüşün o güzel ezgi ve coşku dolu müziğiyle coşmaya, kardeşlik nöbetimizi tutmaya hazır mıyız? O zaman bir cep telefonlarınızın ışıklarını görelim. Ayrıca bu alandaki görüntümüzü sadece Şanlıurfa'da bulunan 400'de kanalımızın haricinde ulusal kanallarımız da bu birlik, beraberlik ve kardeşlik günümüzü tabii ki tüm Türkiye'ye göstermeye devam ediyor. Bir de av bayraklarla beraber basın mensubu arkadaşlarımız da bu güzelliği, bu ahengi bir çekerlerse, eyvallah. Değerli misafirlerimiz, tabii ki bizim sol tarafımız fakat sizin sağ tarafınızda bulunan alanda Kızılay kan bağışı gerçekleştiriyor. Kan bağışı alımını gerçekleştiriyor. Siz değerli misafirlerimizin de kan bağışı vermelerini rica ediyoruz sizden. Yine UMKE ekibimize de teşekkür ediyoruz ve bu saate kadar ve sabah namazına kadar bizleri eşlik edecek olan emniyet mensubu arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz ve tüm belediyelerimizin standları da sabaha kadar açık olacak ve sizlere hizmet vermeye devam edecek. Su, çorba ve çay gibi tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceksiniz oralardan da. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Saat 24.13'e kadar tabii ki grup yürüyüş sizlerle birlikte olacak. 24.13 itibariyle tabii ki tüm camilerimizden selalar yükselecek. Daha sonrasında yine grup yürüyüş sizlerle birlikte olacaklar. Şimdi güçlü alkışlarımızla grup yürüyüş sizlerle efendim. Oh,
ateşe ver sesini, Allahu Ekber, sabır zafer. Ateşe ver sesini, Allahu Ekber, sabır zafer. Zalimlere, tağutlara, dil sahibi zorbalara. Zalimlere, tağutlara, Ebrehe'nin ordusuna. Diren Kur'an'la sen hey, Allahu Ekber, sabır zafer. Diren Kur'an'la sen hey, Allahu Ekber, sabır zafer. Yıldırmasın zulüm seni, yasak sürgün ölüm seni. Yıldırmasın zulüm seni, yasak sürgün ölüm seni. Korkuları yık da gel, Allahu Ekber, sabır zafer. Korkuları yık da gel, Allahu Ekber, sabır. Birlikte söyler miyiz? Korkuları. Korkuları yık da gel, Allahu Ekber, sabır zafer. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yine bir 15 Temmuz gecesi Şanlıurfa'da, yine coşku, kardeşlik iklimi zirvede. Elhamdülillah. O gece, iki yıl önce bugün, bu gece, kanın kılıca galip geldiği gündü. İmanın, adanmışlığın, kardeşliğin, cesaretin tanklara, savaş jetlerine, helikopterlerden yağan kurşunlara galebe çaldığı gündü. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Gaybi yardımları için Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bizleri böyle güzel kardeş kıldığı için ve bize bu zaferi nasip ettiği için. Bu eser 15 Temmuz kahramanları için beslediğimiz bir eser. Selam olsun onlara. Raptır yiğidim, azımız hicrandır. Mirasımız mahkumdur, mahzundur, perişandır. Mirasımız mahkumdur, mahzundur, perişandır. Gene de yense düşme, yiğidim intihandır. Her ölüm mazlumlara nişandır. Filizlenen her ölüm mazlumlara nişandır. Ne gönüllerde sevinç, ruhlarda beyaz kaldı. Ufka bir bak ilerle, İnkılaba az kaldı. Ne gönüllerde sevinç,
ruhlarda beyaz kaldı. Ufka bir bak ilerle, inkılaba az kaldı. Ufka bir bak ilerle, inkılaba az kaldı. Tasalanmayıydım, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da İman bizden yanadır. Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bin niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Kapıları açacak coşkun bin niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Dediler, köprü tutulmuş, tanklar ateş açıyor. Dediler, üstümüzden jetler uçuyor. Her yanı bombalıyorlar, kurşun yağıyor üstümüze. Dedik ki, hey halk geliyor, genciyle yaşlısıyla, erkeğiyle kadınıyla, heybesinde imanıyla, dillerinde tekbirleriyle halk geliyor. Geliyor, jetler alçak uçuyor. Hainler şehre indi, mermiler uçuşuyor. Tank geliyor, geliyor, jetler alçak uçuyor. Hainler şehre indi, mermiler uçuşuyor. Hey 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 hey
geliyor, geliyor. Genç yaşlısı yürüyor, Ebabil kuşları gibi Zulgün üstüne yağıyor. Hey, 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 hey. Adı güzel, kendi güzel bir Nebi'nin yadigarıyım. Vatan büyük bir meydandır artık. Ben onun besmele giymiş kalkanıyım. Ayın 15'inde karanlığa vura vura umuda bir iskele çattım. Çırpınan kuş misali kalbi kılmaz sahına. Çırpınan kuş misali kalbi kılmaz sahına. Allah için bir mermi çıkarırken kazına, çağırsın ardımıza. Ey şehit, ey şehit, Allah için bir mermi çıkarırken kazına, çağırsın ardımıza. Ey şehit, ey şehit, ey şehit, ey şehit, ey şehit, ey şehit. Bizim direniş tarihimiz tabii ki 15 Temmuz'dan ibaret değil. Bugünden itibaren ibaret değil. Bizim tarihimiz direnişlerle, destanlarla doludur. Şanlıurfa ki bunu çok yakından bilir. İşte bu türkü o tarihimizden bir direnişin öyküsünü anlatır. Taşı içinde sete kaynadı. Kara taşı içinde sete kaynadı. Yaşasın Urfalılar, teslim olmadı. Yaşasın Urfalılar, teslim olmadı. Diyar yar yar, kumandanım yar. Çetelerim gidiyor, dönmüyor geri. Diyar yar yar, kumandanım yar. Çetelerim gidiyor, dönmüyor geri. Thank you.
kas kapana, karşıma karşı. Kıkılır kas kapana, karşıma karşı. Evet, darbeleri alt eden salalar zamanı, inşallah salalardan sonra devam edelim. As-salatu was-salamu alayk. Alayka ya şehitlerimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. İşte bu senelerden sonra nasıl ki Nemrut'un zulmüne, Saco'nun işgaline ve FETÖ'nün darbe girişimine dik duran, boyun eğmeyen Urfa halkı, Urfa'nın yiğit anaları, yiğit evlatları, yiğit abileri, yiğit kardeşleri bu meydanlardadı. İşte Rabbim dirliğimizi, birliğimizi, kardeşliğimizi her daim pekiştirsin diyoruz. Tekrar tekrar Rabbim böyle günler yaşatmasın diyoruz ve grup yürüyüşte sizleri baş başa bırakıyoruz.
salat ve selam önderimiz, rehberimiz, Allah Resulü Hazreti Muhammed'in üzerine olsun. Onun ashabına, onun ehlinin üzerine olsun. Onun yolunda yürüyenlerin üzerine olsun inşallah. Salladım, toplar oynadı. Kolumu salladım, toplar oynadı. Kara taş içinde çete kaynadı. Kara taş içinde çete kaynadı. Yaşasın Urfalılar, teslim olmadı. Yaşasın Urfalılar, teslim olmadı. Yarı yarı yarı, kumandanım yarı. Çetelerin gidiyor, dönmüyor geri. Yarı yarı yarı, kumandanım yarı. Çetelerim gidiyor, dönmüyor geri. Zalım Fransızın bomba atışı. Zalım Fransızın bomba atışı. Urfa çetelerinin süngü takışı. Urfa çetelerinin süngü takışı. Yarı yarı yarı, kumandanım yarı. Çetelerim gidiyor, dönmüyor geri. Yarı yarı yarı, kumandanım yarı. Çetelerim gidiyor, dönmüyor geri. Kumandanım yarı, çetelerim gidiyor, dönmüyor geri. Darbeye direnirken Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle bütün Türkiye olarak direndik. Hep bir olduk. El ele, omuz omuzaydık. Birlikte direndik, birlikte öldük o gece. Tankların önüne yatanlara,
şehri bir tüfek gibi çatanlara hepimiz o gece şahit olduk. Elbette ki o geceyi unutmayacağız. Sadece Türkiye değil, bütün ümmet de o gece bizlerleydi. Suriye halkı bizimleydi. Mısır halkı bizimle. Doğu Türkistan, Bosna, Kerkük, Sancak hepsi bizimleydi. Sabaha kadar dua ettiler. Geceyi bizimle beraber geçirdiler. Çünkü biz biriz, çünkü biz ümmetiz. Bu eser de ümmet için yazdığımız bir eser. Ümmetin Orta Doğu coğrafyasında verdiği direnişler için yazdığımız bir eser. Selam olsun bütün coğrafyamıza, selam olsun bütün kardeşlerimize, kardeşliğimize.
Diller Allah'ın ayetidir deyip Arapça ve Kürtçe birer eser söyleyeceğiz inşallah. Önce Arapça bir eser söylemek istiyoruz. Buradan tabii ki bir de selam göndermek istiyoruz. Kime mi? 15 Temmuz'dan hemen önce bir başka coğrafyamızda bir darbe girişimi oldu. Daha doğrusu darbe oldu. Darbeyle sonuçlandı. Ve seçilmiş Cumhurbaşkanı devrildi. Askeri darbe, tanklı toplu bir askeri darbe sonrasında. Mısır'da. Mısır halkı tıpkı 15 Temmuz'daki yiğitlerimiz gibi milyonlar halinde, kitleler halinde günlerce, haftalarca, aylarca direndiler. Rabia direnişi dendi. Şanlıurfa yine o süreci yakından takip etmişti. İşte oradan bir isim, sembol ismi Muhammed Mursi, Mısır'ın meşru cumhurbaşkanı. 2013'ten bu yana hala hapiste. O ve arkadaşları. Benzer bir süreç olduğu için buradan Mısır zindanlarındaki kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Özgürlüklerini görmek için, en yakın zamanda görmek için de Rabbimize dua ediyoruz. Onun darbeyle devrilmesinin sebeplerinden bir tanesi de Gazze için Refah kapısını açmasıydı. Gazze'ye soluk olmasıydı. Filistin halkına yardım etmesiydi. Yani hep ümmet kaygımızdan ötürü zalimler, emperyalizm, siyonizm ve onların Orta Doğu'daki, dünyadaki işbirlikçileri, diktatörleri, kralları ümmet oluşumuzu hedef alıyorlar. Bu eser Filistinli kardeşlerimizin direnişi için yazdık. Kudüs için direnen kardeşlerimiz için. Bu vesileyle Kudüs'e de Filistin'e de selamımız olsun inşallah. عاشت فلسطين تسقط الصهيونية سنحرر بلادنا سنحرر بلادنا من الاستعمارية من الاستعمارية سوف ننقذ القدس سوف ننقذ القدس إنها بيت السلام إنها بيت السلام كل العالم يعلم القدس هي أرضنا كل العالم يعلم القدس هي أرضنا عاشت 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 فلسطين عاشت 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 فلسطين عاشت فلسطين تسقط الصهيونية عاشت فلسطين تسقط الصهيونية عاصمة المؤمنين عاشت 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 فلسطين عاشت 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 فلسطين عاشت فلسطين تسقط الصهيونية عاشت فلسطين تسقط الصهيونية
aşık. Bahçanı gulan, navagulu sosunan. Varam herin bahçanı gulan, navagulu sosunan. Avazın hoş gül gulan, varam herin varam herin. Avazın hoş gül gulan, varam herin varam herin. Varam uydun herin, varam bar zulme herin. Varam uydun herin, varam bar zulme herin. Vara varam herin. Varam uydun herim, vara varam herim, varam uydun herim. Zulüm zoru tekiye, badım ye harım ye, zulüm zor hassu be meciye, be alım be haciye, be hassu be meciye, be alım be haciye. Varam uydine harım, varam var zulme harım, varam uydine harım, varam var zulme harım, vara varam harım. Varam uydune harım, vara varam harım, varam uydune harım. Dengi sazlanı vakki baran, windi fore çamaban, dengi sazlanı vakki baran, windi fore çamaban. Bu tevla haru havan, harame baha ziyan. Bu tevla haru havan, harame baha ziyan. Varam uydine herim, varam bar zulme herim. Varam uydine herim, varam bar zulme herim. Vara varam herim. Varam uydune harım, vara varam harım, varam uydune harım, vara varam harım, varam uydune harım, vara varam harım, varam uydune harım. Evet, değerli kardeşler, biz yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Ömer abiden bir eser yapacağız inşallah. Şehitlerimiz için bir şehit türküsü. Thank you.
sofradan ye. Sevdasız olmaz, sevdasız olmaz, ümitsiz olmaz, ümitsiz olmaz, sevdasız olmaz, sevdasız olmaz. Dağları oyup zindan etseler, Allah nurunu söndüremezler. Dağları oyup zindan etseler, davamın önüne geçemezler. Çilesiz olmaz, şehitsiz olmaz, kurbansız olmaz, yarasız olmaz, çilesiz olmaz, şehitsiz olmaz, kurbansız olmaz, şehit tahtı